Evet, değerli izleyiciler, hepinize iyi günler. Bugünkü sağlık programımızda CEA testinin ne olduğunu, nasıl bakıldığını, kaç değerlerde olması gerektiğini öğreneceğiz. CEA nedir? Evet. Şimdi CA bizim tıpta tümör markörü dediğimiz testlerden biri. İşte CA 15, CEA, CA 125 gibi bir takım testler var. Bunlar nedir? Bunlar tümör dokusundan artabilen ama bazı iyi huylu hastalıklarda da yükselebilen bazı kanda test ettiğimiz proteinler. CA da bunlardan biri. Karsino embriyonik antijen demektir. Bunun işte İngilizcesi, kısaltması CEA diye geçer. Bu test özellikle niye istenir? Özellikle kolon, rektum gibi kanser şüphesinde istenebilir. Ve daha çok da tanı konmuş tümörlerin tedavi takibinde izlenir. İşte hekim tedavisini Evet. düzenler. Bir tekrarlama var mı tümörde? Kan tümör alınmışsa işte o seviye artıyor mu azalıyor mu diye tedavi takibinde istenir ama asıl olarak bu bir kanser testidir. Bazı iyi uyumlu hastalıklarda da artabilir. Nasıl ölçülür? CEA bir kan testi yani kullanılan bir kandan, bir tüp kandan ölçülür. Yaklaşık işte bunu çalışan laboratuvarlarda 2 saat sonra sonuç hazırlanır. Bir de şeyi anlatalım, niye yükselir onu Evet, biraz neden yükselir? açalım. Şimdi bunun seviyesi önemli tabii. Bunun ortalama seviyesi 4'ü geçmeyecek. 4-4,5'tan normal. Sigara içenlerde biraz daha yüksek olabiliyor bu. Bunun bir özelliği var. 5-5,5'lar yükselebilir. Yükseldiği zaman, özellikle onu geçtiği zaman ne düşünüyoruz? Kolon kanseri, rektum kanseri ya da işte prostat kanseri, mide kanseri, karaciğer kanseri, akciğer kanseri, Yani iç organ kanserlerini bağırsak düşünüyoruz tabii, kanserleri değil mi? işte ondan sonra tiroid bezimizin bir tümörü var. Medüller kanser. Bunlar da artabiliyor. Özellikle 20 ve üzeri değerler, 10'un üzeri değerler. Peki iyi huylu durumlarda artmıyor mu? Artıyor. Mesela karaciğerin iltihabı, hastalıkları, iyi huylu hastalıkları, ülser, bağırsağın fıtıklaşması, divertikülit, onlarda da artabiliyor Sigara içenlerde bir miktar yükselebiliyor. Bu 5'i falan geçmiyor genelde. 5-5,5 civarı yükselebiliyor. Onun dışında pankreasın iltihaplarını da artabiliyor ama dediğim gibi işte 10 ve üzeri ise artık bu hastada bir tümör düşünülebiliyor ve ileri tetkikte işte hangi tümör olduğu saptanmaya çalışılıyor. Şunu da söyleyelim. Bu testin tek bir yükselişi önemli değil, artmasının takibi lazım. Mesela bugün 6 ise atıyorum 2 hafta sonra ya da 4 hafta sonra bir tekrarı istenir genelde. Bir artış oluyor mu? Artış oluyorsa bu tabii biraz daha riskli. Çünkü biliyorsun tümörlerde yükselir bu sürekli. Evet. Sürekli artar. Tümörün büyümesiyle artış olmuyorsa ve düşüyorsa zaten iyi huylu bir durumu gösterebilir. Onun altı artmayan değerler genelde iyi huylu nedenleri olabilir Bağlı ama olarak bir sürekli şey. artan, tedricen artan değerler biraz riskli oluyor tabii ki. Evet. Evet, Kemal Hoca'ya bu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet. Bizi izlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Tevfik Hocam'ın kanalı da var. Onu da videonun altından link vereceğiz. Oradan da Evet. kendisini destekleyebilirsiniz arkadaşlar.